Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Yeni Nesil Yayıncılığın adresi 360 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ailenizin yarışması Ben Bilirim'in yepyeni bölümüyle, yepyeni yarışmacılarıyla karşınızdayız. Birazdan sizi yarışmacılarımızla buluşturacağız ama önce her akşam olduğu gibi başvuru videoları. İsmim Selin Ayşe, soyadım İpek Baş. 29 yaşındayım. 1991 yılında Ankara'da doğdum. Ankara'da büyüdüm. Ve 2015 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul'da yaşamaya başladım. Şu anda Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çocuk psikiyatri doktoru olarak çalışmaktayım. 3 hafta önce uzmanlık sınavıma girdim. Uzmanlık sınavından sonra benim için güzel bir sürpriz oldu başvuruya geri dönüş yapmanız. Yarışmanıza çağırırsanız çok sevinirim. Lütfen bu heyecanı yaşama şansını bana tanıyın. Çok teşekkürler. Herkese merhaba. Ben Caner Fidan. 28 yaşındayım. Aslen Yalovalıyım. Özel bir şirketin tahsilat departmanında çalışıyorum. 10 aylık evliyim. Halk oyunları ve futbolla çok ilgileniyorum. Sizinle birlikte bu heyecanı stüdyoda deneyimlemek istiyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar. Merhabalar, ben Berna Kolak'ın. Yarışma İstanbul'dan katılıyorum. Öğretmenim, evli ve 2 çocuk annesiyim. Bu yarışmayı uzun süredir izliyorum ve ileride bir anlatabileceğim bir anım olsun diye katılmak istedim. Çok mutluyum beni aradıkları için. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Merhabalar. İsmim Süha Kemal Caba. 50 yaşındayım. İpsala Anadolu Lisesi'nde Almanca öğretmen olarak görev yapmaktayım. Yarışmayı yaklaşık 6 aydır takip ediyorum. Özellikle öğrencilerimin ve oğlumun ısrarlarıyla yarışmaya müracaat ettim. Kabul edilirsem ortamdaki heyecanı ve eğlenceyi yaşamak isterim. Tekrar çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, başvuru videolarımızı izledik. Şimdi misafirlerimizle stüdyomuzda buluşma zamanı. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. İstanbul'dan 3 yarışmacımız ve İpsala'dan bir yarışmacımız var. Aslında Caner Bey'in de bir yandan Yalova durumu da var. Birazdan 4 misafirimizden de dinleyeceğiz. 1 numaralı masamızda Caner Bey var. 2 numaralı masamızda Berna Hanım. 3 numaralı masamızda Selin Hanım. Ve 4 numarada da Süha Bey ile yarışacağız bu akşam. Tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Nasıl durumlar Berna Hanım? Rahat mısınız? Rahat sayılırım. Bir an bir daldınız oraya dedim. Evet. Başvuru videosunun muhasebesini mi yapıyor acaba? Yok. Berna Hanım dedim. 1 numaradan başlıyoruz efendim Caner Bey'le. Hoş geldiniz tekrar Caner Bey. Hoş buldum. Teşekkürler Alper Bey. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. İsmim Caner Fidan, 28 yaşındayım. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Aslen Yalovalıyım. 3 yıldır İstanbul'da ikamet ediyorum. Özel bir şirketin tahsilat departmanında çalışmaktayım. Güzel, herkes için güzel bir yarışma olmasını diliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Harikasınız. Caner Bey bu arada yarışmaya eş durumundan da bir yönden gelmiş. Eşiyle birlikte, eşiniz mi başvurmuş? Eşim başvurdu. Daha sonra bana devretti hakkını. Öyle bir durum oldu. Bir yandan da Caner Bey de zaten Ben Bilirim'e katılmak istiyormuş. Eşi katılmak istiyormuş. O süreçte eşi gelemeyince Caner Bey'i ağırlıyoruz. İyi ki de ağırlıyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Başarılar diliyorum bu akşam Ben Bilirim'de. Ve 2 numaraya öğretmenimiz Berna Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Berna Hanım. Hoş bulduk. Berna Kolak'ın. Yarışma İstanbul'dan katılıyorum. 2 çocuk annesiyim. Öğretmenim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Harikasınız. Kaç yıl olmuştu Berna Hanım öğretmenlikte? 20 yıl bitti. 20 yıl bitti. Evet. İnşallah nice yıllara. İnşallah. Bu arada bugün Berna Hanım'ın evi taşınıyor. Bir yandan da aklımız orada. Aynen. Evet, evet. İnşallah kırılmadan, dökülmeden siz buradayken çözerler. İnşallah. Ben Bilirim'de yaklaşık bir yıl bulmuştum sizin başvurunuz. Evet, evet, evet. Unutmuşum ben tabii başvurduğumu. Tamamen tesadüf eseri buradayım, öyle söyleyeyim. Evet. Başvurup üzerinden 1 yıl sonra stüdyomuzda iyi ki buluştuk. Evet. Güzel bir akşam olur umarım. İnşallah. Berna Hanım başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ve 3 numaraya Selin Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Selin Hanım. Hoş buldum. Ben de İstanbul'dan katılıyorum. 29 yaşındayım. Aslen Konyakşehirliyim ama Ankara'da büyüdüm. Doktorum. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışıyorum. Çocuk psikiyatristi olarak. Evliyim. Güzel bir anı olarak kalmasını istedim. Heyecan yaşamak istedim. Harika. Bu şekilde. Sizde kim takip ediyordu aile büyüklerinden? Babam çok takip eder bütün bilgi yarışmalarını. Hala Ankara'da evde böyle akşam yemeklerini izlerken falan hep ailecek yarışırız. O yüzden babanıza da saygılar muhtemelen bu akşam. Şu an keyifle sizi izliyordur. Saygılar efendim. Teşekkür ederiz Ben Bilirim'de takip ettiğiniz için. Selin Hanım ne dersiniz bu akşam için? Vallahi hiç bilmiyorum. Herkes iyi görünüyor. Herkes İnşallah iyi güzel görünüyor. Geçer. Evet. Keyifli bir akşam olur umarım. Evet. Başarılar diliyorum size de. Bye. Ve 4 numaraya Süha Bey'e geçiyoruz. Hoş geldiniz Süha Bey. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Süha Kemal Caba ismim. İpsala'dan katılıyorum. 50 yaşındayım. Almanca öğretmeniyim. 3 oğlum var. İkisi üniversiteye gidiyor. Ben 15 yaşındaki oğlumla birlikte yaşıyorum. Heyecanlıyız biraz. Hallederiz birazdan, atlatırız o heyecanı. Evet. Başvuru videosunda dediniz ki az önce öğrencilerimin ve çocuklarımın isteğiyle... Onun baskısı var. Onun biraz, baskısı mı? Evet. Ama az önce antrenmanda iyiydik ya. Birazdan inşallah güzel olur Hüseyin abi. Olur herhalde. Yeneriz, heyecanlı gibi geliyor. Olur. Başarılar diliyorum Hüseyin abi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. 4 misafirimizi tanıdık. Artık sorularımıza başlama vakti. İlk sorumuzun sahibi Caner Bey olacak. Buyursunlar, bu akşamın ilk harf tablosu. Eşim Tuğçe'nin T'si diyorum. Tuğçe Hanım'ın T'si 60 puan değerinde. Açılış sorumuzun kategorisi güreş olacak Caner Bey. Geliyor efendim. Olimpiyat oyunlarında da yer alan bir güreş stilidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Süha Bey. Serbest. Serbest güreş. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Heyecanlıyız ama birazdan heyecanı yeneriz diyordu az önce Süha Bey ve açılışını yaptı. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Şimdi Berna Hanım seçecek ilk sorusunu. Zeynep'in Z'si. Zeynep'in Z'si 50 puan değerinde, kategorisi sanatmış Berna Hanım. Geliyor. Picasso'nun öncülerinden olduğu, nesneleri geometrik biçimlerde gösteren bir sanat akımıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Caner Bey. Kübizm. Kübizm. 50 puanla Caner Bey'e de açılış yaptırır mı? Görelim. Kutlarız. Güzel. Şimdi de Selin Hanım seçecek ilk sorusunu. Ben de eşimin adıyla başlayayım o zaman. Halis'in H'si. Halis Bey'e saygılar. Halis'in H'si 40 puan değerinde. Kategorisi tarihmiş Selin Hanım. Buyursunlar. Tarihte hükümdarlar hükümdarı anlamında kullanılmış bir unvandır. Süremiz başladı. Hakan. Hakan. Selin Hanım'a 40 puanlı açılış yaptırır mı? Görelim. Tebrikler. Hayırlı uğurlu olsun Selin Hanım. Olur. Buyursunlar, şimdi Süha Bey'le seçiyoruz sorumuzu. İpsala'nın iyisi olsun. İpsala'nın iyisi 60 puan değerinde. Kategorisi genel kültür efendim, geliyor. Geçmişte daha sık kullanılan ve güzel kokulara verilen genel addır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Geçmişte daha sık kullanılan ve güzel kokulara verilen genel ad. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Sonuna bir şu eki geldiğinde de o güzel kokuları satan kişi anlamında da kullanılır. Bir kutu daha. 40 puan, buyurun Süha Bey. İtritye. İtrit. Yanlış oldu. Ye. Yanlış oldu. Görelim. Olmadı. Şu an basabiliriz Berna Hanım. Buyurun Berna Hanım. Itriye. Efendim? Itriye. Itriye, bir harfimiz boşta kalıyor ama. Pardon. Y'den sonra... Itriyet. Itriyet. Diyeceğim artık. Doğru mu? Pardon. Görelim. Sağlık olsun. Bir kutu daha açıyoruz. Buyurun Süha Bey. İtriyet. İtriyet. Bu kez oldu mu? Görelim. Hayır dediler. Geçmişte daha sık kullanılan ve güzel kokulara verilen genel ad. Buyurun Caner Bey. Etriyet. Etriyet. Oldu mu? O da değilmiş. Buyurun Berna Hanım. Itriyat. 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 Berna Hanım'a 30 puanla açılış yaptıracak mı? Görelim. Kutlarız. Evet, yarışmacılarımızı biraz zorlayan soru oldu. Herkes bir butona gitti ve Berna Hanım da açılışını yaptı. Hayırlı uğurlu olsun Berna Hanım. Buyursunlar efendim. Yepyeni bir soru alıyoruz. Bu kez Caner Bey'deyiz. Yalova'nın Y'si olsun. Yalova'nın Y'si 50 puan. Kategorisi anlam bilgisi efendim. Geliyor. Yitirilenler, kayıplar anlamına gelen sözcüktür. Süremiz başladı. Ziyane. Ziyane. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Berna Hanım. Zayiat. Zayiat. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Harflerimiz Berna Hanım için dönüyor. Berna'nın B'si değil. Berna'nın B'si 50 puan değerindeymiş. Hayvanlar aleminden geliyor bu kez sorumuz. Halk ağzında mandaya verilen bir addır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Manda yerine kullanılan o sözcük ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. 40 puanımız var. Bir kutu daha. 30 puanımız var. Halk ağzında mandaya verilen bir ad. Bir kutu daha. 20 puan ve Selin Hanım ben bilirim dedi. Dombay. Dombay. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Pek inanmayarak aynen, geldi ama tebrik ederim, aldık puanı. Duymamıştınız değil mi daha önce? Dombayı duyan var mıydı hiç? Var. Tamamen. Var mı? Suha Bey duymuş daha önce Dombayı. Stüdyodaki diğer 3 misafirimiz duymamış ama Selin Hanım duymadığı halde puanını aldı efendim. Kulak dolgunluğu herhalde. Evet, tebrik ederiz bir kez daha. Yeni soru alıyoruz. Bu kez Selin Hanım'dayız. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'nin Ç'si 70 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi mecaz olacak. Geliyor. Mecazen yanlış bir hareketi bulunmamayı, dürüst olmayı ifade eden sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Caner Bey. Alnı açık. Alnı açık. Yanlış bir hareketi bulunmamayı, dürüst olmayı ifade eden söz. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ve Süha Bey için geliyor harflerimiz. Gelsin bakalım. Gelsin bakalım. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si 70 puan değerinde. 90'lar Türkçe pop müzik kategorisinden alacağız sorumuzu. Oh sesleri of olunca, her kafadan ses çıkınca, şaşırınca, bunalınca sözlerinin geçtiği Mazhar Fuat Özkan şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Selin Hanım. Mecburen. Mecburen. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Selin Hanım'a gitti Süha Bey'in sorusunda puanı. Bu tip sorularda sözleri okuyunca, o tabii makam olmayınca çağrışım daha zor oluyor herhalde. Evet. Süha Bey'den sekti, Selin Hanım'a gitti. Şarkı. Bildiğiniz şarkı, evet. Eminim 4 misafirimizin de kolay hatırladığı bir şarkı oldu cevap geldikten sonra. Puan tablosuna hiç girmedik. Dilerseniz bir de puan tablomuza bakalım efendim. Şu an liderlik koltuğunda Selin Hanım var. 130 puan, 120 Caner Bey, 80 Berna Hanım, 60 puanla da Süha Bey yarışı sürdürüyor. Yeni sorumuz Caner Bey'in sorusu. Buyursunlar. Fenerbahçe'nin F'si olsun. Fenerbahçe'nin F'si 40 puan kazanabiliriz. Kategorisi tarihmiş Caner Bey. Soru şöyle sorulmuş. Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerleriyle bazı devlet görevlilerine 3 ayda bir ödenen ücrettir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerleriyle bazı devlet görevlilerine 3 ayda bir ödenen ücret. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Selin Hanım. Ülufe diye bir şey hatırlıyorum ama emin olmamakla beraber. Bir daha alabilirim. Ülufe. Ülufe. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Süha Bey. Ulufe. Ulufe. Ü'yü U'ya çevirelim dedi Süha Bey. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Çok yaklaştık Selin Hanım'la ama olmadı. Tebrik ediyoruz Süha Bey'i. Efendim sorumuzun sahibi bu kez Berna Hanım olacak. Harfler dönüyor. Özgür'ün öğüsü. Özgür'ün öğüsü kategorisi anlam bilgisi ve şöyle sorulmuş. Alacak, verecek, kalmamak veya karşılıklı olarak aynı hareketi yapıp borçlu kalmamaktır. Ödeşmek. Ödeşmek. Süremiz başlamadan 60 puan yazılır mı Berna Hanım'a? Görelim. Tebrikler. Güzel geldi Berna Hanım, hızlı geldi. Tebrik ediyorum efendim. Buyursunlar, Selin Hanım'dayız. Malatya'nın M'si. Malatya'nın M'si 60 puan da burada var. Bu kez eğitimden gelecek Selin Hanım sorumuz. Sorumuz şöyle sorulmuş. Yüksekokulda denilen eğitim kurumudur. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Yüksekokul anlamına gelen eğitim kurumu. Yabancı kökenli bir ismi var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 40 puanımız var ve Süha Bey ben bilirim dedi. Akademi. Akademi. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Selin Hanım'ı pişman eden, Süha Bey'e puan kazandıran soruyu da efendim akademi. Döndük Süha Bey'in sorusuna. Aslanın ağası olsun. Aslanın ağası 40 puan değerinde. Kategorisi sinemaymış Süha Bey. Sizin için geliyor. Filmleri arasında Gizli Yüz ile Kırık Bir Aşk Hikayesi de bulunan ulusal ve uluslararası birçok ödüllü yönetmendir. Ömer ... Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Berna Hanım buyurun. Faruk. Ömer Faruk. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Filmleri arasında Gizli Yüz ile Kırık Bir Aşk Hikayesi de bulunan birçok ödülün sahibi olan o yönetmenimiz. Gizli Yüz'de Zuhal Olcay ve Fikret Kuşkan rol almıştır. Kırık Bir Aşk Hikayesi'nde de Kadir İnanır'la Hümeyra. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 2005 yılında kaybettiğimiz o yönetmen. Buyurun Selin Hanım. Samur. Ömer Samur. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Süha Bey. Tamer. Ömer Tamer. Oldu mu? Ona da hayır dediler. Buyurun Caner Bey. Yazar. Ömer Yazar. Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha. 20 puanımızdan 30 puanımıza düştük. Buyurun Süha Bey. Kaner. Kaner. Evet. Ömer Kaner. Görelim. Değilmiş. Açabileceğimiz son kutuyu da açıyoruz. Son 30 saniye. Buyurun Selin Hanım. Kabur. Ömer Kabur. B harfi o boşluğu doldurması gerekir dedi Selin Hanım. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Caner Bey. Kavur. Ömer Kavur. Berna Hanım onaylıyor. Caner Bey'e 10 puan kazandırır mı? Görüyoruz. Tebrikler. Evet, 2005 yılında kaybettiğimiz yönetmenimiz de efendim Ömer Kavur. Tebrik ediyoruz Caner Bey'i ve bir kez daha puan tablosuna bakacak olursak bu cevabın ardından 3 yarışmacımız 130 puanla yarışı sürdürüyor. Liderimiz Berna Hanım da 140 puanda. Buyursunlar, yeni sorumuz gelecek Caner Bey için. Van'ın V'si olsun. Van'ın V'si 60 puan. Kategorimiz bitkiler olacak Caner Bey. Bakalım nasıl sorulmuş. Maydanozgillerden kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan kokulu bir bitkidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Süha Bey. Kereviz. Kereviz. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Çok yakın giden puan tablosunda liderlik koltuğuna Süha Bey geçmiş oldu efendim böylece. Şimdi Berna Hanım'dayız. Yeni soru alıyoruz. Safiye'nin S'si. Safiye'nin S'si, 50 puanımız var. Kategorisi genel kültür. Berna Hanım, soru şöyle. Medeni halin toplum tarafından da bilinmesini sağlayan nesnedir. Süremiz başladı. Nüfus cüzdanı. Nüfus cüzdanı. Mehmet. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Süha Bey. Alyans. Alyans. Nüfus cüzdanı sığmayınca nüfusta kaldık Berna Hanım'la orada. Medeni halin toplum tarafından da bilinmesini sağlayan nesne, Süha Bey'den alyans geldi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Şu ana kadar Selin Hanım'ı da en çok pişman eden soru bu oldu herhalde. Evet, basıyorum ama evet, yetişemedi bir türlü Selin Hanım butona. Sağlık olsun diyelim. Evet. Berna Hanım'a geçmiş olsun diyelim. Süha Bey'e de hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Dönelim ederim. Selin Hanım'a. Niğde'nin neyse olur. Niğde'nin neyse 40 puan kazandırabilir. Kategorisi havacılık olacak Selin Hanım. Buyursunlar efendim. Havaalanlarında uçakların yanaştığı, park ettiği ve bakım amaçlı kullanılan kısımdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Süha Bey. Peron. Peron. Havaalanlarında uçakların yanaştığı, park ettiği ve bakım amaçlı kullanılan kısım peron mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Berna Hanım. Akron. 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 Öyle bir şey hatırlıyorum. Öyle bir şey hatırlıyorum ama dedi. Bakalım o akron mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Selin Hanım. Apron. Apron. Cevap yavaş yavaş düzele düzele geliyor. Bakalım bu kez aradığımıza ulaşmış mıyız? Apron mu? Görelim. Tebrikler. Peron'la girdik, apron'la çıktık. Tebrik ediyoruz Selin Hanım'ı. Efendim yeni sorumuz gelecek. Bu kez Süha Bey için. Pastanın P'si olsun. Pastanın P'si 60 puan kazandırabilir. Yöresel lezzetlermiş sorumuzun kategorisi. Buyursunlar. Kökeni milattan öncesine dayanan, içinde kıyma, pirinç, soğan, salça kullanılan Şırnak'ta coğrafi işaret tescilli dolma yemeğidir. Süremiz başladı. 60 puanlık sorumuz ekranda. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kökeni milattan öncesine dayanan, içinde kıyma, pirinç, soğan, salça kullanılan Şırnak'ta coğrafi işaret tescilli dolma yemeği. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 40 puanımız var. Bir kutu daha. 30 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Selin Hanım. Şıpşıpa. Şıpşıpa. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Süha Bey. Şırşıpa. 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 Oldu mu? O da değilmiş. Türk Patent Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili almış ve tarihinin, kökeninin çok eski yıllara dayandığı belirtilen o yemek ne olabilir? Buyurun Caner Bey. Şıpşıpe. Şıpşıpe. Bu kez oldu mu? Görelim. Hayır dediler. Son kutuyu açmadan buyurun Selin Hanım. Şırşıpa. Şırşıpa. R ile ve A ile dedik. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Süha Bey. Şıpşıpı. Şıpşıpı oldu mu? Olmamış. Bir kutu. Buyurun Berna. Şırşıpı. Efendim? Şırşıpı. Şırşıpıdır o yemeğin adı dedik. Görelim. Olmadı. Bir kutu daha. Son 10 saniyeye doğru ilerlerken buyurun Selin Hanım. Şımşıpı. Şımşıpıdır o yemek dedik. Oldu mu? Olmadı. Buyurun Caner Bey. Şımşıpa. Görelim. Hayır dediler Süha Bey. Şımşıpo. Şımşıpo. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Berna Hanım. Şımşıpi. Sonu i harfiyle bitiyor. Şımşıpi. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Cener Bey. Şımşıpe. Şımşıpe. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Caner Bey maşallah bu sona kalan sorularda, özellikle son harfe kalan sorularda hep cevap geliyor efendim. Türk Patent Kurumu'nda yer alan bilgi şöyleydi. Der ki 2017'de tescil edilmiş, Şırnak Bilim ve Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından tescil ettirilmiş, Şırnak'la özdeşleşmiş, tarihi çok eskilere dayanan karışık bir dolma ve sarma yemeğidir der. Bu yemek M.Ö. 6000 ila 7000 yıllarında sadece soğanların doldurulmasıyla yapılıyordu. Devamında kabak, patlıcan ve biber dolması da eklenmiş, domates de eklenmiş ve yöresel bir lezzet olarak, yöreyle özdeşleşmiş bir lezzet olarak da coğrafi işaret tescili almıştı. Tebrik ediyoruz Caner Bey. Yeni sorumuzu alacağız. Bu kez Caner Bey ile birlikte. Kamer'in K'si olsun. Kamer'in K'si. 30 puanımız var. Kategorisi yiyecekler olacak Caner Bey. Soru ekranda. Mayalı veya mayasız hamurdan birçok ilimizde yapılan yağlı ve lezzetli çörektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Selin Hanım. Kete. Kete. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Berna Hanım butona daha erken bastı. Evet. Fakat neden benim butonum aktif olmadı diye soracak olursanız Caner Bey'in süresi devam ediyordu. O süre içerisinde bastınız. Süre bittikten sonra Selin Hanım butona bastı. Bilginiz olsun efendim. Yeni soru alıyoruz. Bu kez Berna Hanım'dayız. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa'nın şeysi. 70 puanımız var Berna Hanım. Genel kültür kategorisinden gelecek sorumuz. Bakanlıklarda, elçiliklerde bakan veya büyükelçiden sonra gelen görevlidir. Süremiz başladı. Müsteşar. Müsteşar. Görelim. Tebrikler. Harflerimiz Selin Hanım için geliyor ekrana. Denizli'nin D'si oldu. Denizli'nin D'si 40 puan kazandırabilir. Yiyecekler kategorisinden gelecek bir soru daha. Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesidir. Süremiz başladı. Akide. Akide. Görelim. Hayır dediler. Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesi. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 30 puanımız var. Bir kutu daha. 20 puan ve Selin Hanım buyurun. Serde. Serde. Bu kez oldu mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Süha Bey. Zerde. Zerde. Sühabe'ye 20 puan kazandırır mı? Görelim. Tebrikler. Evet, bu kez de öğretmenimiz Sühabe'ye gitti. Zerde'nin puanı arkadaşlarımız da görselini ekrana getirdi efendim. Tebrik ediyoruz Sühabe'yi. Bu arada puan tablosuna gideceğiz. Son sorumuz Sühabe ile bu turu da tamamlayalım. Arkasından puanlarımızı da görecektik. Geldi, görelim. 260 puanla liderlik koltuğunda Süha Bey. İkincilik koltuğunda 210'la Berna Hanım var. Üçüncülük koltuğunda 200'le Selin Hanım ve 140 puanla da Caner Bey yarışı sürdürüyor. Tablo birbirine çok yakın. Sorumuzu alacağız Süha Bey'le. Evet. Osman'ın O'su olsun. Osman'ın O'su. 50 puanımız var. Kategorisi sağlık olacak Süha Bey. Alırız. Özellikle sığır, koyun, keçi, deve gibi ot yiyen hayvanlarda görülen ve insana bulaştığında çıban yapan hastalıktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Selin Hanım. Şarbon. Şarbon. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, ilk turumuzda kalan soru sayısı 8 efendim. Misafirlerimiz güzel puanlarla yol almaya devam ediyorlar. Biz de dönüyoruz Caner Bey'e. Yumuşak G. Yumuşak G kategorisi askerlik olacak Caner Bey. Buyursunlar. Mülazım olarak da adlandırılmış subay rütbesindeki askerdir. Süremiz başladı. Teğmen. Teğmen. Görelim. Kutlarız. Berna Hanım'dayız efendim. Buyursunlar. Ürgüp'ün üsü diyelim. Ürgüp'ün üsü. Berna Hanım 60 puanımız var ve kategorisi bir kez daha sağlık olacak. Geliyor sorumuz. Portakal kabuğu görünümüyle bilinen bağ dokusu iltihabıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Selin Hanım. Selülit. Selülit. Portakal kabuğu görünümüyle bilinen bağ dokusu iltihabı. Selülit mi? Görelim. Tebrikler. İyi geldi. Efendim Selin Hanım? İyi geldi bu iki soru. İki soru evet iyi geldi. Tebrik ediyoruz ve dönüyoruz şimdi Selin Hanım'a. Edirne'nin neyse olsun. Edirne'nin neyse 60 puan değerinde sorumuzun kategorisi enstrümanlar olacak. Geliyor. Bir ağızlık ve kendi üstüne kıvrılmış silindir borudan oluşan nefesli çalgıdır. Süremiz başladı. Klarnet. Klarnet. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler ona. Klarnete hayır dediler. Ne olabilir acaba? Bir ağızlık ve kendi üstüne kıvrılmış silindir borudan oluşan nefesli çalgı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 50 puanımız var. Bir kutu daha. 40 puanımız var. Birazdan gelecek. Kimden gelecek? Bir kutu daha. 30 puan. Ve Selin Hanım buyurun. Trompet. Trompet. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Evet Selin Hanım buradan da puanını aldı efendim. Nasıl gidiyor Selin Hanım? Ekranda izlediğiniz bölümlere göre stüdyo performansı memnun musunuz? İyi şimdilik iyi. Evet. Sadece bir iki harfle kaçırdığım iki soru oldu tek harfle. Onlar da Sühabe'ye gitti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O sayede ayaktayız zaten. Efendim Sühabe? O sayede ayaktayız. Evet o sayede ayaktayız diyor Sühabe de. Berna Hanım siz memnun musunuz gidişattan? Pek değil diyorsun. Ama açılacağım inşallah. Yok iyi açıldık yani şeyde öyle ciddi bir makas yok evet, ciddi bir fark yok. Bence gayet iyisiniz. Caner Bey siz memnun musunuz? Memnunum gayet. Süper. 4 yarışmacımız da memnun. Berna Hanım %80 memnun. İnşallah o da %100'e ulaşır. İnşallah. Şimdi Süha Bey'deyiz efendim yeni soru için. Kalan soru sayısı 5. Urfa'nın U'su olsun. 70 puan kazanabiliriz. Kategorisine baktığımızda mecaz olacak. Bu kez ekranımıza geliyor. Başkalarından işitilerek edinilmiş bilgi anlamındaki mecazi sözdür. Nokta nokta dolma. Süremiz başladı. Kulaktan dolma. Kulaktan dolma. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Az önce bir sorudan sonra Selin Hanım kullanmıştı galiba kulaktan dolma bir bilgi olabilir diye. Soru olarak da karşımıza çıktı. Tebrik ediyoruz Süha Bey. Son 4 efendim. Caner Bey ile başladık son 4'e. Giresun'un G'si olsun. Giresun'un G'si 40 puan değerinde. Genel kültürden gelecek sorumuz bu kez ekranımıza. Tarihi değere sahip dokuma şalları, Hitit evleri ve doğal güzellikleriyle bilinen Şuul Vadisi'nin bulunduğu Sivas ilçesidir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Tarihi değere sahip dokuma şalları, Hitit evleri ve doğal güzellikleriyle bilinen Şuul Vadisi'nin bulunduğu Sivas ilçesi neresi olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. 30 puanımız var. Buyurun Süha Bey. Güren. Güren, Sivas'ın Güren ilçesidir dedik. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Selin Hanım. Gönen. Sivas'ın Gönen ilçesi. Oldu mu? Olmamış. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Buyurun Süha Bey. Gören. Sivas'ın Gören ilçesi. Oldu mu? Ona da hayır dediler. Bir kutu daha açıyoruz ki açabileceğimiz son kutu geliyor efendim. 10 puan kaldı Selin Hanım, buyurun. Güren. Sivas'ın Güren ilçesidir dedik. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Süha Bey. Gürün. Gürün. Tarihi değere sahip dokuma şalları, Hitit evleri ve doğal güzellikleriyle bilinen Şuul Vadisi'nin de bulunduğu Sivas ilçesi. Gürün mü? Görelim. Tebrikler. Evet, buradan da puan Süha Bey'e gitti efendim. Son 10 puanımızdı. Yeni soru alacağız. Kalan soru sayısı 3. Berna Hanım'dayız. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. 70 puan coğrafyadan gelecek Berna Hanım sorumuz. Alıyoruz efendim. Dünya üzerinde yer çekiminin en fazla olduğu bölgelerdir. Süremiz başladı. Kutuplar. Kutuplar. Görelim. Kutlarız. İlk turda son 2 soru Selin Hanım'dayız. I harfi olsun. I harfi olsun. 70 puan kazanabiliriz. Kategorisi tarihi yapılar olacak Selin Hanım. Geliyor efendim. Topkapı Sarayı'nda devletin yönetim merkezlerine açılan Bab-ı Selam adındaki 2 kuleli yapının diğer adıdır. Süremiz başladı. Kule kapı. Kule kapı. Doğru mu? Görelim. Kule kapıya hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Topkapı Sarayı'nda devletin yönetim merkezine açılan Bab-ı Selam adındaki 2 kuleli yapının diğer adı. Buyurun Caner Bey. Kara kapı. Kara kapı. Doğru mu? Görelim. Kara kapı da değilmiş. Bir kutu daha. Buyurun Süha Bey. Arka kapı. Arka kapı. Süha Bey'e 40 puan kazandırır mı? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Selin Hanım. Orta kapı. Orta kapı. Selin Hanım'a 40 puan kazandırır mı? Görelim. Kutlarız. Evet, 40 puan Selin Hanım'a gitti efendim. Topkapı Sarayı'ndaki orta kapıdan tebrik ediyoruz. Görselini de arkadaşlarımız ekranımıza getirdi. Yeni soru alacağız. Artık aynı zamanda son sorumuzu alacağız Süha Bey ile ilk turda. Evet. R harfi. R harfimiz kalmış. Kategorisine bakacak olursak oyunculardan gelecek Süha Bey'in sorusu. Bizim Aile, Gülen Gözler, Aile Şerefi gibi birçok unutulmaz Yeşilçam filminde rol almış oyuncudur. Nokta nokta Esen. Süremiz... Ömür Esen. Ömür Esen. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Caner Bey. Ömer Esen. Ömer Esen. Doğru mu? O da değilmiş. Buyurun Süha Bey. Onur Esen. Onur Esen. Görelim. Hayır dediler Selin Hanım. Itır Esen. Itır Esen. Bizim Aile, Gülen Gözler, Aile Şerefi ve daha birçok film. Itır Esen mi? Görüyoruz. Kutlarız. Beyler erkekler üzerinden yürüdüler. Esen... soyadını görünce isim koymak için Itır Esen Selin Hanım'dan geldi. Tebrik ederiz. Gerçekten Türk sinemasının hem güzel hem başarılı oyuncularından ve aradan geçen yıllara rağmen de bugün de bazı dizilerde ekranda gördüğümüzde yine aynı başarılı oyunculuk performansını gördüğümüz isimdi. Bir kez daha saygılarımızı sunarız. Tebrik ediyoruz ve yola devam ediyoruz. Neyle? Puan tablosuyla. İlk turu geride bıraktık. Puan tablosunda son durum şöyle efendim. Liderlik koltuğunda 410 puanla Selin Hanım var. İkincilik koltuğunda grubunda 340 puanla Süha Bey var ve 280 puanla Berna Hanım 3. tamamladı ilk turu. 190 puanla da Caner Bey ilk turunu geride bıraktı. Ne dersiniz Caner Bey? Nasıldı sizin adınıza? Benim adıma aslında biraz heyecanıma yenik düştüm sanırım ilk turda. İkinci turda daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah daha iyi olur ama zaten çok fazla fark yok. Gelecek 1-2 soru sizi liderlik tablosuna da, koltuğuna da taşıyabilir tabloda. Başarılar diliyorum Caner Bey ikinci turda da. Berna Hanım nasıl buldunuz? Aynen, ben de ikinci turda daha iyi olacağıma inanıyorum. Heyecanımı yenersem. Peki kendinizi düşük puanlı görüyor musunuz şu anki tabloda? Kesinlikle. Öyle görmeyin ya daha. Öyle görüyorum ama tabii hayırlısı sonuçta, eğleniyorum da, güzel bir ortam. Çünkü güzel cevaplar da geldi, hızlı cevaplar da geldi. Evet yani bildiğim halde kaçırdığım çok soru oldu, sözünüzü kestim. Butona da basamadım, geç kaldım ama hayırlısı. Yok yok, ben ikinci turda daha güzel bir İnşallah. Performans çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü artık herkes ısındı, evet. Herkes rahatladı. Evet. Mesela Selin Hanım erken ısındı, erken rahatladı. Nasıldı sizin adınıza Selin Hanım? Valla evde izlemekten daha eğlenceli. Rekabet de güzel. Bence bayağı yakın yani. Yakın yakın. İkinci turda bakalım. Herkes güzel gidiyor. Başarılar diliyorum Selin Hanım size de ikinci turda. Süha Bey. Valla dediğiniz gibi ısınmaya başladık. Başa baş gidiyor, herkesin şansı var. Güzel. Yani. Az önce Selin Hanım kaçırdıklarından dert yanarken onlar olmasa biz ne yapardık vallahi diye sizin de bir serzenişiniz vardı. Aynen öyle. Çocuklar diyordunuz, öğrenciler diyordunuz, herhalde mutludurlar şu ana kadar. Şimdilik. İkinci turu bekleyeceğiz bakalım. Hadi inşallah güzel geçer herkes için. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim'de finale yükselecek iki misafirimizi belirlemek için hadi birlikte ikinci turumuza geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim sevgili seyirciler. Ben Bilirim'de ikinci turumuza başlıyoruz. Caner Bey'in seçeceği ilk soruyla. Fenerbahçe'nin F'si olsun. Fenerbahçe'nin F'si 120 puan değerinde, kategorisi meteorolojiymiş Caner Bey. Buyursunlar efendim. Meteorolojik koşulların elverişsizliğini ifade eden sözdür. Süremiz başladı. Hava muhalefeti. Hava muhalefeti. İkinci turumuzun açılışında Caner Bey'e 120 puan kazandırır mı? Görelim. Kutlarız. Evet, Caner Bey'le güzel başladık. Darısı diğer misafirlerimizin başına. Şimdi Berna Hanım seçiyor. Yiğit'in Y'si diye bu oğlumun ismi. Yiğit'in Y'si, Allah bağışlasın tekrar Berna Hanım. 160 puan kazanabiliriz. Kategorisi atasözleri olacak. Geliyor sorumuz. Her kazancın bir sonu vardır anlamındaki atasözümüzdür. Nokta 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 arpa biçimine kadardır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Türk Dil Kurumu'nun atasözleri ve deyimler sözlüğünde de böyle açıklanmış. Her kazancın bir sonu vardır anlamındaki atasözümüz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 150 puanımız var. Bir kutu daha. Nokta 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 arpa biçimine kadardır. Bir kutu daha. 130 puanımız var. Bir kutu daha. 120 puan. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu daha. Her kazancın bir sonu vardır. Bir kutu daha. Nokta 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 arpa biçimine kadardır. Bir kutu daha. 90 puana kadar düştük ve Berna Hanım Ben Bilirim dedi. Bıldırcının beyliği arpa biçimine kadardır. Bıldırcının beyliği arpa biçimine kadardır. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Böylece Berna Hanım da kendi sorusundan puanını kazandı efendim. Tebrik ederiz. Dönüyoruz Selin Hanım'la bu turdaki ilk sorusuna. Kardeşimin adını söyleyeyim. İsmail'in iyisi olsun. İsmail Bey'in iyisi 120 puan değerinde, kategorisi tabirler olacak Selin Hanım. Geliyor efendim. Sayılamayacak kadar çok, sınırsız, ölçüsüz anlamlarında sıklıkla kullanılan sözdür. Süremiz başladı. tüm butonlar aktif. O kadar çok ki sayılamayacak kadar çok. Yüksek miktarı anlatırken kullanılan o tabir ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Selin Hanım. Haddi hesabı yok. Haddi hesabı yok. 100 puan kendi sorusunda Selin Hanım'a yazılır mı? Görelim. Tebrikler. Evet, 3 misafirimiz de kendi sorularından puanlarını aldılar efendim. Şimdi dönüyoruz Süha Bey'le soru seçmeye. Ö harfi. Ö harfi. 150 puan değerinde. Bir deyimler sorusu daha varmış. O da Süha Bey için geliyor. Ağır hasta olmak anlamındaki bir deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Selin Hanım. Yorgan döşek yatmak. Yorgan döşek yatmak. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. İlk 4 sorunun ardından, yüksek puanlı sorularımızın ardından bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. Liderimiz 660 puanla Selin Hanım. İkincilik yarışı çok çetin şu an. 370 ile Berna Hanım ikincilik koltuğunda. 340 Süha Bey, 310 Caner Bey. Soru seçme sırası Caner Bey'de. Mustafa Kemal'in M'si olsun. Mustafa Kemal'in M'si 110 puan kazandırabilir. Kategorisi bilim olacak Caner Bey. Geliyor efendim. Son yıllarda ilginin epey arttığı Fransızca kökenli fütüroloji sözcüğüyle ifade edilen alandır. Süremiz başladı. Gelecek bilimi. Gelecek bilimi. Görelim. Tebrikler. Berna Hanım'la seçiyoruz bir soru daha. Zeynep'in Z'si. Zeynep'in Z'si 130 puan değerinde. Coğrafya kategorisinden gelecek Berna Hanım için. Güney Amerika'da bulunan, milyonlarca türe ev sahipliği yapan dünyanın önemli oksijen kaynaklarındandır. Süremiz başladı. Buyurun. Amazon ormanları. Amazon ormanları son anda gelen cevap. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Az daha gidiyordu Berna Hanım. Bir saniye. Butona da basıyorum. Evet, bir yandan evet, butona basıyorsunuz, bir yandan hani söylemek için bekliyorsunuz. Evet. Elimden geldiğince acele ettirmeye çalıştım. Tebrik ederim. Güzel gördünüz efendim. Şimdi sorumuzun sahibi Selin Hanım olacak. Harfler geliyor. Selahattin'in S'si. Selahattin'in S'si 150 puan kazanabiliriz. Yemekler kategorisinden geliyor Selin Hanım için. Yemek hazırlanırken özellikle hamur işlerinin yoğunluğunu ifade ederken kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. Kulak memesi kıvamı. Kulak memesi kıvamı. Selin Hanım'dan gelen hızlı cevap 150 puan daha kazandıracak mı? Görelim. Kutlarız. Bu akşam 2 öğretmenimiz var, 1 doktorumuz var, 1 de sigortacımız var ve ikinci öğretmenimiz Süha Bey ile seçiyoruz sorumuzu. Evet, açılışı yaparız inşallah. Hadi inşallah burada açılışı yapalım Süha Bey. T diyeyim. T diyelim peki. 90 puan değerinde. Kategorisi eğitimmiş Süha Bey. Geliyor efendim. Yönlendirme, uyum sağlama anlamlarına da gelen, sıklıkla işe yeni başlayanlar için verilen eğitimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Selin Hanım. Oryantasyon. Oryantasyon. 90 puan kazandırır mı Selin Hanım'a? Görelim. Tebrikler. Evet, bu dörtlü soru grubunda da Selin Hanım yine yüksek puanlar aldı. Bir kez daha tabloya gidecek olursak efendim, Selin Hanım'ın puanı 900'e ulaştı. İkincilik koltuğunda Berna Hanım 500, Caner Bey 420, Süha Bey 340. Caner Bey ile yeniden harf ve soru seçiyoruz. Vahit'in V'si olsun. Vahit'in V'si 90 puan değerinde, içeceklerden geliyor sorumuz bu kez. Alırız. Kendine özgü aroması ve geleneksel hazırlama tekniğiyle bilinen kültürümüzün önemli parçalarından biridir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kategorisine içecekler demiştik. Kültürümüzün önemli parçalarından biri olan o içecek ne olabilir? Bizimle anılır o içecek. Buyurun Selin Hanım. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Tepkilerden kahveyi çok sevenler belli oluyor şu an. Türk kahvesi doğru mu? Görelim. Kutlarız. Siz o an bir şey diyordunuz galiba Berna Hanım. Kahveyi buldum da dibek kahvesi aklıma geldi. Evet. Orada kısmı bulamadım maalesef. Evet, sağlık olsun diyelim. Selin Hanım daha hızlı gördü. Tebrik ediyoruz efendim. Tebrikler. Süpersiniz. Şimdi sorumuzu alacak Berna Hanım. Pırasanın P'si. Pırasanın P'si 110 puan değerinde. Denizcilikten gelecekmiş Berna Hanım sorumuz. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Denizcilikte bir devletin zorunlu kıldığı sularda gemilere yol gösteren kimsedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Selin Hanım. Kılavuz kaptan. Kılavuz kaptan. Süha Bey ile birlikte gittikleri butonda buton yarışını Selin Hanım kazandı. Peki 110 puan kazanır mı Kılavuz Kaptan'la? Görelim. Tebrikler. Ve soru seçme sırası Selin Hanım'a geçiyor böylece. K. Kayseri'nin K'si. Kayseri'nin K'si. 110 puan kazanabiliriz. Kategorisi oyuncularmış Selin Hanım. Geliyor efendim. Yeşilçam'da babacan tavırlarıyla bilinen, bıyığıyla hafızalara kazınmış, çok sayıda filmde rol almış oyuncudur. Süremiz başladı. Hulusi Kentmen. Hulusi Kentmen. Görelim. Tebrikler. Evet, Selin Hanım yine hızlı gördü ve Türk sinemasının efsane isimlerinden Hulusi Kentmen, o filmlerdeki babacan tavırları gerçekten çok... Selin Hanım siz de çok severim. Sesli söyleyebilirsiniz, buyurun buyurun. Çok severim ben de kendisini. Evet, yani eminim zaten hepimiz çok seviyoruzdur. Bir efsane, Türk sinemasının efsanesi, bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim efendim. Yeni sorumuzu alacağız Süha Bey ile birlikte. Ç harfi. Çiçeğin Ç'si. Çiçeğin Ç'si. 100 puanımız varmış Süha Bey. Kategorisi tabirler olacak. Geliyor sorumuz. Çok dağınık ve düzensiz olmayı ifade eden bir tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Selin Hanım. Karman çorman. Karman çorman. Süha Bey ile süreyi doldurduk. Selin Hanım butona gitti. 100 puan kazandırır mı? Görelim. Tebrikler. Berna Hanım'la son saniyede yetiştik. Az önce de Süha Bey sizinle yetişemedik. Sağlık olsun diyelim efendim. Buyursunlar, Caner Bey seçiyor. Yeni bir harf, yeni bir soru. Barış Manço'nun B'si olsun. Barış Manço'nun B'si. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. 80 puan değerinde. Kategorisi bitkiler olacak Caner Bey. Buyursunlar, geliyor. Ev ve iş yerlerinde sıklıkla bulunan geniş yapraklı bir süs bitkisidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. ev ve iş yerlerinde sıklıkla bulunan geniş yapraklı bir süs bitkisi arıyoruz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Selin Hanım. Deve tabanı. Deve tabanı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, sıklıkla karşımıza çıkan o bitki şu an burada da karşımıza çıktı. Arkadaşlarımız görselini paylaştı Atatürk Orman Çiftliği'nden. Yeni soru alıyoruz. Bu kez Berna Hanım'dayız. Geliyor harfler. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si. 100 puan kazanabiliriz der Berna Hanım. Kategorisi tarih olacak efendim. Geliyor sorumuz. 1. Kosova Savaşı'ndan sonra savaş alanını incelerken şehit olan Osmanlı padişahıdır. Süremiz başladı. Birinci Murat. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Berna Hanım burada süresinde doğru cevaba ulaştı, puanı kazandı. Türk Tarih Kurumu'nda yer alan bilgi şöyleydi. Murat Hüdavendigar diye anılan Sultan 1. Murat, 1. Kosova Savaşı'ndan sonra savaş alanını gezerken Sırp asilzadesi Milos Obrović, Sırp kralı Lazar'ın damadı der. Onun tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir 1389'da der. Tebrik ediyoruz, Berna Hanım'ı hızlı gördü. Sıradaki sorumuz Selin Hanım'ın sorusu. Geliyor harfler. Adana'nın A'sı. Adana'nın A'sı 80 puan. Kategorisi araç gereçlermiş efendim. Soru şöyle. İçinde hava kabarcığı bırakılmış sıvı dolu bir cam silindirin yer aldığı ölçüm aracıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Caner Bey. Terazisi. Su terazisi. Selin Hanım'dan seken puanlar Caner Bey'e yazılır mı? Görelim. Kutlarız. Süha Bey'deyiz efendim. Buyursunlar harfler. F harfi. F harfi seçilmişti efendim. Özür dilerim. D harfi. D harfi. Evet. Denizli'nin D'si 90 puan değerinde. Atasözleri kategorisinden bir soru daha var. Süha Bey için geliyor. Çaba harcamadan hiçbir iş başarılmaz anlamındaki atasözümüzdür. ... yemek olmaz. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Berna Hanım. Emek olmadan yemek olmaz. Emek olmadan yemek olmaz. 90 puan kazandırır mı? Görelim. Tebrikler. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. Bu cevabın ardından özellikle ikincilik yarışındaki son durumu görmek için 1370 puanla Selin Hanım liderlik koltuğunda, final konusunda epey avantajı var. İkincilik koltuğunda Berna Hanım 690, 500 puan Caner Bey, 340 puan Süha Bey ve 4 yarışmacımızın da finale yükselme şansı devam ediyor. Yeni soru geliyor. Harflerimiz Caner Bey için ekranda. Gökçe'nin G'si olsun. Gökçe'nin G'si 160 puan. Caner Bey, bu kez deyimlerden gelecekmiş sorunuz efendim, alırız. Bir kimsenin süslenmek isterken fazla makyaj yapması durumunda çevresi tarafından şaka yollu söylenen sözdür. ... gibi. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Bu arada o şaka yollu söylenen söz sözlüğe de girmiş. Bir kimsenin süslenmek isterken fazla makyaj yapması durumunda çevresi tarafından şaka yollu söylenen söz ne gibi olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. 150 puanımız var. Bir kutu daha. 140 puanımız var. Aşırı makyaj durumunda söylenen şaka yollu söz ne olabilir? Bir kutu daha. 130 puan. Bir kutu daha dediğim an Selin Hanım buyurun. Boyacı küpüne girmiş gibi. Boyacı küpüne girmiş gibi. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, Caner Bey'in sorusuydu. Selin Hanım'a gitti efendim puanlarımız. Şimdi ikincilik koltuğundaki misafirimiz, öğretmenimiz Berna Hanım'la seçiyoruz. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si 90 puan. Coğrafyadan gelecek Berna Hanım sorunuz. Şöyle sorulmuş. İzmir ilimize bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı. Seferihisar. Seferihisar. Görelim. Tebrikler. Selin Hanım'dayız. Buyursunlar harfler. U harfi olsun. U harfi 90 puan kazanabiliriz bu sorudan. Genel kültürmüş sorumuzun kategorisi efendim. Şöyle sorulmuş. Uzaya çıkan ilk insan olarak bilinen Rus kozmonottur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Caner Bey. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Süha Bey için geliyor harfler bu kez. Yumuşak G. Yumuşak G 160 puan değerinde. Süha Bey genel kültürden gelecekmiş efendim sorumuz. Bakalım ne çıkacak bu kez karşımıza. Bakalım. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarında da kullanılan belirli standart ölçüleri ve özellikleri olan görseldir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Selin Hanım. Biyometrik fotoğraf. Biyometrik fotoğraf. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarında da kullanılan belirli standart ölçüleri ve özellikleri olan görsel. 160 puan kazandırır mı? Görelim. Tebrikler. Kaldı elimizde 8 soru. Final öncesi bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. Son durum şöyle. 1660 puanla Selin Hanım finalde. Peki rakibi kim olacak? 780 puanlı Berna Hanım mı? 590 puanlı Caner Bey mi? 340 puanlı Süha Bey mi? Son 8 soruda onu göreceğiz efendim. Bir süredir Süha Bey'de bir durgunluk var. O 340'tan çok oynayamadık. Ne etkili oldu Süha Bey? Vallahi bilmiyorum. Sorular bilemedikçe. Evet. Belki de birazdan arka arkaya 2-3 soru bakalım, başka bir yere taşıyabilir. Evet. İlk turda o kıpırdanmayı yaşamıştık. Bakalım evet, bu son 8 soru nasıl geçecek efendim. Caner Bey ile başlıyoruz son 8'e. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa'nın şeysi 90 puan, kategorisi sanatmış Caner Bey. Geliyor ekranımıza sorumuz. Sinema, tiyatro, edebiyat gibi eserlerde öyküsü aktarılan asıl kişidir. Süremiz başladı. Baş karakter. Baş karakter. Final şansı devam eden yarışmacılarımızdan Caner Bey 90 puan daha kazanır mı? Görelim. Tebrikler. Berna Hanım'la seçiyoruz. Kalan 7 sorudan birini daha. Niğde'nin N'si. Niğde'nin N'si 80 puan. Kategorimiz genel kültür olacak Berna Hanım. Geliyor sorumuz. Genellikle et ve türevlerini yemeyen kimselere verilen isimdir. Süremiz başladı. Vejetaryen. Teryen, vejetaryen. Bir daha alabilir miyim? Vejetaryen. Vejetaryen. Biraz zor oldu. Peki doğru oldu mu? Görelim. Kutlarız. Cevaba ulaşmaktan söylemenin daha zor olduğu soruyu tebrik ederiz Berna Hanım. Temiz çıktınız içinden. Sağ olun. Şimdi Selin Hanım'dayız. Kalan soru sayısı 6. E olsun. E harfi 140 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi müzik olacak. Geliyor ekranımıza. Musa Eroğlu ile özdeşleşmiş Mihriban türküsünde yer alan sözlerdir. Yar deyince kalem elden düşüyor, ... aklım şaşıyor. Süremiz başladı. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Görelim. Tebrikler. Kaldı elimizde final öncesi 5 soru. Süha Bey'deyiz efendim. Harfler geliyor. R harfi olsun. R harfi. 100 puanımız var Süha Bey. Bu kez sorumuzun kategorisi bir kez daha coğrafya olacak. Alırız. Rusya ile Alaska arasında bulunan Asya ile Amerika kıtalarının birbirine en fazla yaklaştığı yerdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Rusya ile Alaska arasında bulunan Asya ile Amerika kıtalarının birbirine en fazla yaklaştığı yer. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 90 puanımız var. Buyurun Caner Bey. Bering Boğazı. Bering Boğazı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, son 4 sorumuz. Birazdan heyecanlı bir final turu bizi bekliyor. Fakat bu 4 sorunun ardından isimler netleşecek, finalistler netleşecek. Bir kez daha puan tablosuna bakacak olursak efendim, liderlik koltuğundaki isim 1800 puanla Selin Hanım finalde. 860 ile Berna Hanım avantajlı final konusunda, 770 ile Caner Bey şansını sürdürüyor. Süha Bey ile son 4 soruya girerken şansımız kalmadı. Sağlık olsun, daha az stresle son 4 soruyu geride bırakırız efendim. Şimdi Caner Bey'deyiz, harfler geliyor. Ordu'nun O'su. Ordu'nun O'su. 110 puanımız varmış Caner Bey. Kategorisi tarih olacak efendim. Sorumuz şöyle sorulmuş. Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu Teşkilatı'nda yer almış, uzun yıllar güçlenerek varlığını sürdürmüş bir asker sınıfının bağlı olduğu birliktir. Süremiz başladı. Yeniçeri Ordusu. Yeniçeri Ordusu. Olmadı galiba. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Selin Hanım. Yeniçeri Ocağı. Yeniçeri Ocağı. Ordu oraya... Ordusu uzun gelmişti. Yeniçeri Ocağı. Görelim. Tebrikler. Şanssızlık sağlık olsun diyelim Caner Bey'e. Kaldı elimizde final turu öncesi 3 soru. Berna Hanım'dayız. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. 80 puan. Berna Hanım, sorumuzun kategorisi futbolmuş. Geliyor. Ne oldu Berna Hanım? Caner Bey. Caner Bey mi istiyordu futbol? Evet. Değiştirirdik bir seri. Yer değiştirirdik. Peki L harfinin sorusu ekranımızda efendim. Galatasaray'ın şu an maçlarını oynadığı stadyumdan önce birçok unutulmaz mücadelesine ev sahipliği yapmış sahadır. Süremiz başladı. Ali Sami Yen. Ali Sami Yen. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Berna Hanım hızlı gördü, aldı puanı. Bu arada ekranımıza da merhum Ali Sami Yen, Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucularından efendim, Galatasaray camiası için ve Türk futbolu için, Türk sporu için çok önemli bir yere sahip. Bir kez daha saygıyla ve rahmetle anmış olalım. Sıradaki sorumuz Selin Hanım'ın sorusu olacak. Son 2 sorumuzdan biri geliyor. Ü harfi olsun. Ü harfi. 80 puan kazanabiliriz. Anlam bilgisinden geliyor Selin Hanım sorunuz. Şöyle sorulmuş. Bir şeyin olacağına dair inanç taşımak, gerçekleşmesini ummak anlamlarındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Ümitlenmek. Ümitlenmek. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ve final turu öncesi son sorumuz Süha Bey'in sorusu olacak efendim. Bari bilerek kapatalım. Hiç soru bilemedik be. I harfi. I harfi 100 puan değerinde. Süha Bey bitkiler kategorisinden geliyor. Evet. Bu kez sorumuz. Ispanakgillerden toprak altındaki etli kısmı birçok alanda kullanılan, işlenip adında geçen yiyeceğin üretildiği bitkidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Selin Hanım. Şeker pancarı. Şeker pancarı. Görelim. Tebrikler. Evet, 4 misafirimizle toplam 56 soruyu geride bıraktık. Finale yükselen isimler netleşti. Tabloya gidiyoruz efendim. Bu akşam birazdan final turunda yarışacağımız misafirlerimiz 2090 puanla Selin Hanım ve 940 puanla Berna Hanım. Kutlarız. Evet, başarılı hanımefendilerle yarışan beylerimiz de puan tablosunda şöyle sıralandılar. Bu akşamın üçüncüsü 770 puan topladı Caner Bey. Özellikle yarışın ortalarında yaptığı ataklarla güzel puana doğru yürüyordu. Süha Bey de belli bir noktada bir durdu, sonra bir kısmet olmadı devamı. 340 puan topladı. Tebrik ediyoruz beyefendileri. Evet, birazdan hanımlarla son 10 sorumuza geçeceğiz. Final turumuza geçeceğiz. Ne dersiniz Caner Bey? Nasıldı bu akşam sizin adınıza? Gerçekten çok keyifliydi. Amacımıza ulaştık buraya gelerek. Gerçekten hanımefendiler çok da hem hızlı hem de iyice ince görerek cevaplar verdiler. Tebrik ediyorum hepsini. Siz de iyiydiniz ama özellikle Selin Hanım çoğu soruda kimseye göz açtırmadı. Hızlı cevaplar verdi. Tanımaktan, yarışmaktan çok memnun olduk Caner Bey. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Eşinize de saygılar, selamlar bu arada. Süha Bey ne dersiniz? Valla iyi başladı, kötü bitti kendi adıma. Ama güzel bir ortamda, güzel bir yarışma yaptık. Arkadaşlarımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Kadar. Evet, bir meslektaşınızı bir yandan da finale uğurladınız. Yani. Süha Bey Almanca öğretmeniydi, Berna Hanım Türkçe öğretmeni. Bu akşam 2 öğretmenimiz vardı. Süha Bey İpsala'dan misafirimizdi. Evet. Bir kez daha emek verip geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür efendim. Ediyorum çok ağırladığınız sağ için. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. O zaman biz izninizle son turumuza geçelim. Bu akşamın birincisi şu an avantajlı durumdaki Selin Hanım mı yoksa gerilerden gelip Berna Hanım mı olacak? Son 10 soru final turu. Hadi birlikte geçelim efendim. Çok teşekkür ederim. Efendim Ben Bilirim de final zamanı. 2 hanımefendi yerlerini aldılar. Finale avantajlı yükselen yarışmacımız Selin Hanım 2090 puanla, Berna Hanım da 940 puanla geldi final turumuza. Arada 1150 puanlık, yani 6 soruluk fark var. Bakalım nasıl sonuçlanacak final turumuz. Berna Hanım hazır mısınız? Hazırım. Efendim ilk kategorimizi Berna Hanım seçecek. Buyursunlar, bu akşam neler varmış birlikte görüyoruz. Bu akşamki kategorilerimiz spor, müzik, kısaltmalar, bitkiler ve genel kültür. Hangisiyle başlayalım Berna Hanım? Kısaltmalar. Kısaltmalar kategorisi Şanlıurfa'nın şeysi. Buyursunlar, ilk soru ekranda. Kısaltması DSİ olan kurumdur. Genel Müdürlüğü Selin Hanım. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. Selin Hanım daha hızlı davrandı ve aradaki farkı 7 soruya yükseltir mi? Görelim. Kutlarız. Final turunda kalan soru sayısı 9, aradaki fark 7 soru efendim. Şimdi Selin Hanım seçiyor kategorimizi. Spor T. Spor kategorisinin T harfinden olan sorusu geliyor. Teniste eşitliğin bozulması için alınan ilk puana verilen addır. Buyurun Selin Hanım. Avantaj. Avantaj. Cevap doğruysa fark 8 soruya yükselecek. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, şu an kritik bir noktaya ulaştık. Kalan soru sayısı 8, aradaki fark da 8 soru efendim. Eğer Berna Hanım bu akşam 8'de 8 yaparsa yok, bugünün birincisi olacak ama evet, kendisi de yok diyor. Belli mi olur? Belki de yaparsınız Berna Hanım. Efendim kategori ekranına gidiyoruz Berna Hanım'la birlikte. Bitkiler kedinin K'si oldu. Bitkiler kedinin K'si. İşte final turunun kritik sorularından biri daha geliyor. Atasözüne göre yapraklarını tepesinden dökünce kışın sert geçeceğinin habercisi olan bitkidir. Buyurun Selin Hanım. Kavak. Kavak. Atasözüne göre yapraklarını tepesinden dökünce kışın sert geçeceğinin habercisi olan bitki. Kavak mı? Görelim. Kutlarız. Evet, atasözü şöyleydi. Kavak yaprağını tepeden dökerse kış sert olur şeklindeydi ve artık günümüzün birincisi netleşti efendim. Final turunda aldığı puanların ardından Selin Hanım 2690 puanla bu akşamın birincisi ve ödül bölümüne yükseldi efendim. Bu akşamın ikincisi de 940 puanla Berna Hanım. Kutluyoruz hanımları. Evet. Berna Hanım ne dersiniz? Nasıl bir macera oldu sizin adınıza? Güzeldi, ben keyifliydi. İleride anlatabileceğim bir anım oldu. Arkadaşıma da çok başarılar diliyorum. Final yarışmasında tebrik ediyorum. Ödül bölümünde evet, bugünün birincisi olarak Selin Hanım'ı bir kez daha ağırlayacağız. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Özellikle bir yandan da evde o hareketin olduğu süreçte, aynen, tam taşınma sürecinde, aynen, şu an evet, ev taşınırken stüdyomuzda Berna, evet, Hanım. Çok çok teşekkürler vakit ayırıp geldiğiniz için efendim. Tamam. Selin Hanım, sizin adınıza nasıldı? Çok güzel bir deneyim oldu. Neredeyse hepsi hemşerim olan insanlarla tanıştım. Herkesle bir Akşehir bağlantısı oldu. Akşehir bağlantısı evet, var evet, değil mi? Berna Hanım'la nasıl bir Akşehir bağlantısı var? Berna Hanım Akşehir'de dershaneye gitmiş. Yakın. Evet. Caner Bey'in eşi Akşehirliydi. Süha Bey de Konyalıydı. Öyle çok güzel bir tesadüf oldu. Evet, bayağı Akşehirliler buluşması gibi oldu. Akşehir'le bağlantısı olanlar buluşması, aynen, gibi oldu. Çok başarılıydınız. Evde de böyle miydi peki Selin Hanım? Bu kadar olmuyor. Babam beni daha çok geçiyor. Evet, onu da yayın öncesi konuşmuştuk. İnşallah bir gün babanızı da ağırlamak kısmet evet, olur efendim. Olur. Çok çok teşekkürler. Ödül bölümünde teşekkür başarılar ederim, diliyorum Selin Hanım. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim'de bu akşam da sona geldik. Buyurun sizinle de yarışalım. Başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.